hiçbir fark yok. 1 saat 50 dakika. 1 saat kadar. Hadi bağırırız. Hadi bağırırız. Arkadaşlar, biz otelin girişteki lavabosunda hazırlandık. Şişe olana bak. Sen yorulma diye ben böyle tutacağım. Benim burnum böyle çok komik duruyor. Dur, biz hiç tanıttın. Burnum böyle çok komik duruyor. Sen veriyordun bunu. Tanıttın değil mi bize? Yani... Claire Montferrand'a giderken tanıttın. Bilmiyorum. Şimdi aç olduğumuz çok için... Çok parmak acıktığını gördüm. Trenimiz geldi. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Çok yaşa. Bakın arkadaşlar, her yerdeyiz. Her yer. Yumurtamız bile her yer. Tavuklu sandviç istedim. Çıtır tavuklu. Güzel. Ama garip bir şekilde ısıtmadan verdiler. Şimdi ülkeye çorba gelecek. Çorbayı da ısıtmadan getiriyorlar. Kalemi de böyle yaptık. Fransa'da soğuk oluyor. Okey. Mersi dedik yani diye. Bunda bu arada acılık tat var biraz. Şimdi bu domates püresinin tadı nasıl diye sormadınız ama ben soran olursa da merak ederseniz diye söyleyeceğim. Bir lahmacuncuya gidersiniz ve önden böyle biberli, domatesli böyle bir mezemsi bir şey gelir ya, acıyor. Onun acısızının bu şekilde olanını düşünün. Yani tadı aynı o ama biraz daha yumuşak, keskin bir tadı yok. Ben çok beğendim yani, bu müthiş bir ikili. Bir sonraki menüm bu. Okay. Burada çeşmeden su içebildiğimiz için mekana gittiğinizde karaftol söylüyorsunuz. Onlar da size beleş su getiriyorlar. Yani böyle bir sürahide su getiriyorlar. Hatta bazı yerler, benim geçen gün gittiğim kafe, çeşmeden şişemi doldurur musunuz dedim. Aldı bedavaya, tekrardan doldurdu. Karaftol söylememizin sebebi bu. Yani öbür türlü pet şişe ya da cam şişe de markette satılan sulardan getiriyorlar. O yüzden karaftol. Bir yana çok sessiz oldu. O yüzden karaftol söylerseniz beleşe bir sürahi su geliyorlar. Suyum buharlaşmış. Eww. Ya lay lay. Beni Eyfel'le çeker misin? Kahretsin.
Neden? Ne zaman yiyeceğiz? Ben söylemek istersin. Neler söylemek isterim? Yani seni burada görmeye alışkın olmadığım için şu an biraz garip hissediyorum ama yıllar sonra görüşmek, bir yıl sonra görüşmek için. Hadi el salla. Tamam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sabahtan beri bir kurabiyeyle durunca erkekler. Bir kurabiyeyle duran erkek de bu. Az önce Etime dedim ki yardım seni göremedim bulamadım böyle aslanım. Beni görememekte zoru başardın dedi. Ve çocuk gerçekten bir kurabiyeyle duruyormuş yani. Buradaki kiliseyi gezdik, değil mi? Evet, burada bir tane geniş bir katedral vardı. Büyük bir katedral vardı. Orayı gezdik. Buranın ilk gotik tarzdaki katedrali olarak geçiyor. Hemen yanında da Müze Grene vardı, orayı gezdik. Çok güzeldi, çok güzel tablolar vardı. Şimdi de sergi kısmına gidiyoruz aynı müzenin. Orada da Picasso'nun birkaç tane eseri var. Onları gördükten sonra ne yapacağımıza bakacağız. Evet, bizimle kalın. İyi seyirler. Arkadaşlar, kamerayı burada ekrandan döndürmek yerine fiziksel bir şekilde böyle çevirdim salak gibi. Neyse, burada şu an yanından geçtiğimiz yerde böyle bir konser gibi bir şey var ya da bir konser provası sanırım, bilmiyorum. Öyle. Bakınız. Deniyorlar. Burası böyle meydan. Demin zırıl zırıl ağlıyordum. Bakın kim koştu yardımına. Ne demek evet. Yani sen kaç senin kardeşin şey olacak. Gelmeyeceğiz bir de yani. Teşekkür ederim. Ne demişler? O sıkışmazsa hızır yetişmezmiş. Allah ya. Bir de gelecek miydin yani? Gelmeme özgürlüğün vardı sonuç olarak. Hayır özgürlüğün var. Ailesin sen de bir şey yapmamıştın. Evet haklısın. Öyle işte arkadaşlar. Bir yere giderken orada bir tane eteniniz var mı çok iyi dikkat edin öyle gidin yoksa gitmeyin yani. Aslında Marsilya'ya kadar da geleyim biliyorum da izin vermiyor yani. Ya çocuk bana diyor ki 44 dakika trenle seninle gireyim eyvallah çok düşündüm. Yok yok arada, açık başımın çaresine bakın. Ya bahanesiyle Marsilya'ya gelmiş olurum kızım sen de yani. Gezecekten ayrı. Ya seni bıraktıktan sonra dolaşırım ben. Zaten sağlık sigortamla ilgili sıkıntı çıktı. Onun bir evrakını falan sağlık sigorta şirketi değil de işte buranın SSK'sı değil artık. Posta kutusuna bir belge bırakmam gerekiyor. Vallahi iş ya bak hep evrak işi. Buraya gelecekseniz de evrak işini sevmiyorsanız direkt gelmeyin. Gelmeyin. Süründürüyorlar, öldürmüyorlar, süründürüyorlar arkadaş. Bu nasıl bir devlet yani? Evet, çirkin. Nerede bu bak. Neyse, böyle işte bak. Arkadaşlar. Canım Ethem'im yetişti, beni kurtardı. Ne demek? Arda'yım. Ethem dinleyelim. Deliyim bugün Ethem. Sağ olsun. Böyle meyve aldım kendime. Böyle atıştırmalık aldım. Harika. Burada çalışanlar o kadar tatlıydı ki sırf o insanlarla bir daha karşılaşmak için Fransa'ya gelirim yani. Yakışıymış bu. Hangisi? Frambuaz. Şeyim kaydı. Neyse. Şaft. Aslında ekşi ekşi hoşuma da gitti de.
Bitmemiş, vazgeçtim. Garda internet var şu an ama ben bağlanamıyorum. Neden bilmiyorum. Klasik Fransa. No internet connection diyor. Bağlamıyor abi beni, istemedi yani. Bu arada çok çirkin çekiyorum videoyu çünkü kolumu kaldıracak halim yok. Teşekkür ederim. Bakın görüyor musunuz ne kadar düşünceli, kamerayı bile tutayım diyor. Gerçekten deli yani bugün. Onlar bana dedi ki hani bak kendi internetini aç, internet bulamazsan falan filan. Açayım dedim, çekmiyor. Açamadım internetimi. Garın interneti de bağlanmıyor. 2 saattir benden haber bekliyorlar büyük ihtimalle. Stresli. Bir videoyu kapat. Ne diyorduk? YouTube'a açacaksın. Evet. Ha okey, süper. Arkadaşlar yeni kanalına abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı ve kendisini bloglarını sevdiğiniz insanlarla, arkadaşlarla, ailenizle paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Kapatıyor muyum? Kapat.